En büyük şeref Allah'a abdiyet. Abay ecdadımız Allah'a kul oldukları için Allah onlara cihanı fethi kuşağı değildi. Kainatın idaresini onların emrine erdi. Sonra baktı ki biz hak kulluğundan çıkıp nefsimizin kulları olduk. Nefsimizin kölesi kulu olduk. İbadet ve taat terk ettik. Evvela muhabbeti terk ettik. İşin başı muhabbettir. Taatta değildir yalnız mücadele. Muhabbette. Çünkü bu kainatın mebdeyi muhabbetle başlamıştır. Hak sevgisiyledir. Ama Allah'a seven hakka ibadet edecek taatlıdır. Ama taatı seve seve yapacaktır. Hakkın yasaklarından da Allah'ın celalinden korkarak kaçacaktır. Zaten bütün cihanı Allah bizim emrimize vermişti. Sonra biz nefislerimize kul olduk, köle olduk, esir olduk nefsimize. Sonra Allah bizi ne yaptı? Nefsine kul olanlar zelil olurlar. Zelil etti Müslümanlara dünya yüzünde. İslamiyet âli. Müslümanlar zelil oldular. Neden? Evvela hürriyetlerini kaybettiler, esir oldular. Esaret zinciri buldu boyunlarına. Ezanlarını okuyamadılar, ibadetleri yapamadılar. Yapsalar daha kafirin yuru, zalimin yuru altında yaptılar. Ha. Tarihteki ehval-i harekat bizim için ibret olmalıdır. Tarihten ibret almayan kimse sonra tarihe ibret olur. Ne vakit ki insan nefsine hakim olur, Allah'a kul olur, o vakit ki cihana sultan olur. Cetlerimiz öyleydi. Sonra zulme saptılar. Hak yoluna ayrıldılar. Kitabullah'ı, Allah'ın ibadet ve taatını kendi nefislerine, nefislerinin hilelerine alet ettiler. Allah da onların, öyle yapanların cezasını verdi. İzzet isteyen Allah'a kul olsun. Cennet isteyen Allah'a kul olsun. Rıza isteyen Allah'a kul olsun. Cemali hakkı isteyen Allah'a kul olsun. Yücelsin. Çünkü nihayeti bunun fi makad-ı sıdıktır. Kulluğun nihayeti makad-ı sıdıka irmektir. Hakkın ininde bulunmaktır. Akil olanlara sözlerimiz kafi geldi.